Merhaba, biz Agency. Bu hafta biz geldik. İlk sahneye çıkışınızda aklınızdan geçen ilk düşünce ne olmuştu? İlk sahneye çıktığımızda Hard Rock Cafe'deydik ve şeyi hissetmiştim. Dizlerim çok fazla titriyordu ve niye o kadar heyecanlı olduğumu anlayamayıp sonra sesimi duyamamıştım falan. Çirkin bir şeydi. Ben de çok heyecanlanmıştım. Hatta 3 şarkı çaldık sadece ama nasıl geçtiğini hiç hatırlamıyorum. Hani rüya gibi geçip gitti ama çok heyecanlıydım sadece ve insanların yargılamalarından korkuyordum. Ben insanların nasıl bir tepki göstereceğini merak ediyordum çünkü hani yaptığımız müzik hani bana bile farklı geliyordu. Hep bunun heyecanı vardı galiba. Bende de yarışmanın gerginliği vardı. Gruba da yeni katılmıştım. Grup elemanları beni yargılayacak diye düşünüyordum. İlk düşüncem oydu. Süper. Bir sonraki soru. Sonraki soruyu sen oku istiyorsun. Okuyayım. Lisedeki kendinizle karşılaşsanız ona vereceğiniz tavsiye ne olurdu? Oradan başlayalım mı bu sefer? Başlayalım. Ben de mi başlıyoruz? Size şey, kendinle karşılaşırsan... Kendime evet, söyleyeceğim şey tuşini düş derdim ilk olarak. Var mı cevap verdi? Yok. Aklım ne derdim? Şeydi. Ya herhalde ne desem dinlemezdim zaten. Yani anlamazdım da o zamanki ben... Ne söylesem anlamazdı herhalde. Akıl yaşa başla giriyor. Şey, akıl başa yaşla giriyor biraz da. O cümle hiç anlaşılmayacak. Daha doğrusu ben lisedeki halimi daha olgun bulduğum için herhalde o bana daha çok tavsiye verirdi bence. Ben daha çok pratik yapmasını söylerdim. Şimdiki halime söyleyeceğim gibi. Çok bir şey olmazdı. Şarkıların karakterleri var derler. En sevdiğiniz Agency şarkısı insan olsa nasıl biri olurdu? En sevdiğiniz Agency şarkısını önce onu bulman gerekiyor. Yani. Hangi şarkıyı en çok seviyoruz? Evet. İnsan olurdu. Mert? Nasıl? Ha, ben mi cevap vereyim? Evet. En sevdiğim Agency şarkısı şimdi çıkmış olanlardan söyleyeyim. Prolonged to Pleasure. O bir insan olsa güzel bir kız olurdu. Cool bir insan mı? Cool bir kız olurdu. Ben hep Samur Arzuz diyeceğim. Nasıl bir insan? Vefalı bir insan olurdu. Ben de Prolonged to Pleasure diyorum Mert'le aynı. Herhalde soğuk, sert bir kız olurdu herhalde. Benim tercihim The World is a Mafia and It's Going Down. Orada da böyle daha şey, yağmurda genelde pencereden sıcak çikolatası elinde izleyip karamsar düşünceler içinde takılan bir insan olarak tanımlıyorum. Evet, son soruya mı geldik? Son soruya mı geldik? Küçük bir sarkazm içeride sanki. Bir bilgisayar oyunu karakteri olsanız hangisi olurdunuz? Belli. Bizim için özel sorulmuş mu acaba yoksa? Evet, çünkü bu, kişisel bir grup olarak mı bilmiyorum. Neyse ben başlıyorum. Ben Hitman serisindeki 47 olurdum. Zaten grubun adı Agency de oradaki Agency'den geliyor. Devam edin çünkü ben oyunu düşüneceğim biraz. Benim ben aklıma gelmedi. Çok fazla olduğu için. Max Payne var mesela. Max Payne de kuruluyordu. Şey vardır, Super Meat Boy vardır. Sürekli olarak kız arkadaşını yakalamaya çalışır. Her bölümde yakalar ve daha sonrasında bir doktor fetüs vardır. Onu tekrardan kaçırır ve böyle saatlerce oyun oynanır. Burada da hedefi benzer şekilde kovalayan bir grupla benzer bir bağdaşma kuruyorum. Acayip. Ama şey, oyunun sonunda bu arada ulaşıyor kız arkadaşına. Oyunu merak ettim ama sen. Yani, göndereyim bir köftesin ve köfte olarak kız arkadaşını kovalıyorsun abi. Çok iyi. Evet. Mario'daki Luigi aklıma geldi ya. Galiba o olurdum. Seviyorum çünkü. Benzerliğim var ya. Okey, bitti galiba. Bu kadar galiba. Tamam.